Burası bizim kıymetli yerimiz. Hersek köyümüz ve gölümüz. Aynı zamanda arkadaki antik kentimiz, Osmanlı, Bizans, Roma ve daha eskileri büyük ihtimalle yöneceğimiz bir mekan burası. Doğal güzellikleri ama bunun yanında en güzel tarafı da tabii kuş oteli dediğimiz bizim kuşlarımızın konakladığı kuş cenneti yerimiz. Otel dememizin sebebi burada kuşlarımızın gelip konaklayıp keyifleri de aldıktan sonra da gitmelerinden dolayı diyoruz. Ancak son zamanlarda bu birazcık kalıcıya dönmeye başladı. Daha önce 20'ye yakın kuşumuz üreme yaparken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üreme yapmaya başladı. Bu bölgenin korunduğunu, bu bölgede kendilerini güvende hissettiğini gösteren emarelerden birisi aslında. Dolayısıyla biz de seviniyoruz. Burası 2004'lerde ilk aldığımız zaman 104 kuş türümüzün olduğu alandı. Şu anda Allah'a şükür 253'ü bulduk. Her geçen günde yeni bir kuş türümüz ekleniyor. Burada güzel bir ortamda, dediğim gibi kuş otelinde kuşlarımızı ağırlıyoruz. Tatillerini yapıyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar. Şu anda en kesat zamanımız yaz sezonu. En az kuşumuzun olduğu dönem. Ama Eylül-Ekim'den itibaren çoğalıp bu gölün etrafında, gölün üstünde bir rengarenk kuş cümbüşünü görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Şu anda kuşumuz az sayıda var ama uzun bacaklarımız burada özellikle üreme için bayramı geçirmeye gelmişler ve aynı zamanda da üreme yapıyorlar. Uzun bacak kuşlarımız burada üreme için gelen kuşlarımızdan birisi. Şu anda gölümüzün üstünde, nadir de olsa görebilirsiniz. Alanımızda 253 kuş türümüz var. Bu çok önemli. Fakat bunun yanında üreme sayısı daha da önemli. Bir alanda üreme ne kadar fazlaysa o alan o kadar değerli oluyor. Mesela bizde karagagalı sumrumuz var. Yani 20 çiftten fazla ürüyor. Hatta bu sene 30 çift ürediğini araştırdık, gördük. Bu da alana önemli kuş özelliği katıyor. Önemli kuş alanı özelliği, ÖKA diyoruz. Bu da sayılı alanlardan biri Türkiye'mizde. Onun için bu anlamda da çok değerli. Tabii bunun yanında Poyraz kuşları burada ürüyor. Yine nadir olarak. Yine uzun bacaklar ürüyor. Yeşilbaş ördeğimiz ürüyor. Ve baktığımızda 50'ye yakın kuşumuz bu alanda ve çevresindeki ormanlık arazilerde ürüyor. Tabii bunun yanında bir de çok özel, tabii onu söylemeden geçemeyeceğim, leyleklerimiz var. Leyleklerimiz bir merkez caminin orada ürüyorlar. Caminin kubbesinde şu anda da 3 tane yavruları var. Hatta 3 yavru zaman zaman uçuş talimleri yapıyor. Bu da ilçemiz için önemli bir durum. Tabii hassas bir alan. Yani buranın korunması gerekiyordu ve korundukça da bu sayılar artıyor. Biz yıllar önce, 15 yıl önce burada gözlem yaptığımızda kuş çeşitliliğine baktığımızda 100 tür civarında bir tür vardı. Şu anda 253. Yani Türkiye'de ilk 15'teyiz bu anlamda. Ama tabii bu çalışmalarla oluyor, gözlemlerle oluyor. Artı tabii ki toplamda da sayı artıyor. Mesela flamingolar burada kışın 100'ü geçmezdi. Şimdi son yıllarda, son 10 yıldır flamingoların sayısı 1000'i geçiyor. Hatta 1500'lere kadar çıkıyor. Burada da güzel bir görsel şölen sunuyorlar. 2 katını geçti, yani 2,5 katına çıktı.